Fındık üreticileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen halen fiyat açıklamayarak piyasayı adeta kilitleyen Ferrero'ya kızgın. Bugün mikrofon uzattığımız vatandaşlarda İtalyan firmasının fiyat belirlemesine tepki gösterdiler. Bence Ferrero'nun fiyat belirlemesi mantıksız, saçma geliyor. Çünkü neden? Dünyada dünyanın %70'ini Türkiye Batı Karadeniz bölgesi fındığını karşılıyor. Bundan dolayı yani fiyatı belirleyecek olan Türkler neden İtalyanlar fındığın fiyatını belirliyor? Bence saçma. Kim ne zaman hangi ürünü köylü çiftçi üretti de kendisi fiyatı belirleyebildi ki şimdiye kadar? Hiçbir zaman belirleyemedi ki zaten. Bir şey yapılmıyor yani. Ne yapacaksın şimdi? Bak her tarafta pahalılık var, marketlerde, orada burada. En büyük sıkıntı ne biliyor musun yavrum? Denetim yok. Denetim. Öttürürüm onu ben o marketi. Yani meydan okuyorlar devlet adeta. 3 tane cin market diyorlar ya ona böyle. Türkiye'de piyasayı belirliyor. Ve bu koskoca dünyaya da kafa tutan bizim devletimizde ne hikmetse bunlarla baş edemiyor bir türlü. Denetledin mi bunu? Adamı yatırmam. Oh geldi gitti yarın fiyatı. 2 saat sonra bir daha şey yap. Ertesi gün bir daha gönder. Yaz cezayı hala 3 lira 5 lirayla değil. Kaptır ona. 50 milyon, 100 milyon ceza bakalım bir daha yapabiliyor mu? Vermeyeceksin. Gittiğime toprak mahsulleri ofisine versin, devlete versin fındığını. Farolye'ye gidip gavura fındığını niye veriyor? Vermem ben fındığımı Farolye'ye fındık. Vermem. Ne gerek var? Devlet alıyor zaten 54 liraya. Bir randımanda 1200 lira. 52 geliyorsa 56 lira, 57 lira fındığını alıyor. Giderim ben devlete veririm. Yani bize devlet açıklamış. Devlete vereceksin fındığı. Bir sürü emekli ofis var. Alıyor fındığı. Paranı da veriyor bir hafta onun içinde. Bir sıkıntı yok. Devlet senin paranı kesmez. Tüccar fındığı ucuz almak istiyor. Onun için bence toprak muhasirleri ofisine vermesi isterim yani. Ben fındık değilim ama fındığım var. Ama ben gidip ofise vereceğim. Ne gerek var? Düşünecek bir şey yok. Şimdi fındığı biz üretiyoruz ama fiyatı onlar belirliyor. Nasıl buluyorsun bu durumu abi? Bunu yukarı parlamentodaki insanlarla konuşmak lazım. Çiftçiyi düşünen yok. Bu büyük alıcılar kafalarına göre fiyat belirliyorlar. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız bir fiyat belirledi. Ona uyan yok. Denetlenmesi lazım, denetlemek lazım. Bu zabıta mabıta ne iş yapıyor buralarda bilmiyorum ki. Yani Cumhurbaşkanımız bir fiyat belirledi 56 TL ama duyuyoruz 45 liraya 42 liraya fındık alınıyor. Bu, yani bunu parlamentodakiler milletvekilleri Düzce milletvekili örneğin duymuyor görmüyor mu bunu? Ne iş yapıyor bu milletvekili ben bilmiyorum. Yani denetlemesi lazım. Ya yani her şeyi reisten bekliyorlar ben hareket ediyorum yani. Türkiye'nin stratejik ürünü fındık. Ve buna devlet sahip çıkmıyor. Şimdi özelleştirdiler. Ferrero firmasını ben yıllardır yakından takip ediyorum çalışmalarında. Şimdi tarlaları işgale başladılar. Yani çiftçiyi kendine iyice bağımlı hale getirdiler. Uygulama bahçeleri adı altında işte gübre desteği. Yani devletin veremediği desteğin birçoğunu para gücünü kullanarak yani kendine esir etti fındık üreten çiftçileri. Şimdi sadece fındık üretimiyle ya da fındık piyasasını belirlemekle de kalmıyor Ferrero firması. Aynı zamanda bu il dışından gelen mevsimlik işçilere de sahip çıkmıyor. Burada bir Düzceli olarak iyi bir misafirperverliğimizi gösteremiyoruz öncelikle. Ya hakir görüyoruz o insanları. Halbuki burada bahçelere girip fındığımızı toplatıyoruz. Öyle veya böyle bu şekilde. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir stratejik ürünü fındık. Yani gerçekten çok önemli. Birçok gıda katkı maddesinde fındık, fındık yağı vesaire şeyler kullanılıyor. Yani bunu devletin tutup da özel bir firmanın şeyine bırakması, inisiyatifine bırakması gerçekten çok acınacak bir durum. Ben onu anlamıyorum ben onu yani. Ben bilmiyorum orayı. Bu millete çarpan çarpana yani. Onun bir anlatacak bir şey yok. Yani fındığı biz üretiyoruz. Şimdi, fiyat onlar tam, belirliyor. Dünyada da bizim fındığımızın kalitesi bir numara değil mi? Evet. Başkası pazarlıyor. Bu olur bir şey değil aslında da. Bu millet de yani ne diyeceğini şaşırdı zaten kafayı yemiş halk. Ama ona diyecek bir şey yok. Biz beklemedik. 46,5'ten sattım ben 52 geldi randıman. Fındığı biz üretiyoruz fiyatı onlar belirliyor yani. Evet. Hani doğru mu sence bu hareket? Ne doğru olacak yani yanlışın tam daniskası.
Değil mi? Ha, %100 yanlış. Biz üretiyorsak biz pazarlayalım. Biz, devlet fiyat açıklıyor ama esnaflar millete nokta yapıyor. Şimdi dünya piyasasındaki yani gıda sektöründeki Ferrari birinci numara. Bunu herkes biliyor yani. Önemli olan üretmek değil. Bunu gıda sektörüne satmak. Yani işleyip satmak. Onlar bu konuda önde olduğu için fiyatı onlar dolayısıyla belirliyorlar. Ona bakarsanız Arap ülkelerinin petrolünü genellikle hep yabancı firmalar alıyor, yabancılar alıyor. Onlar belirliyor. Hangi para biçimiyle satılıyor? Dolarla. Şimdi Ferrari'de kendi belirliyor. Yani dünya piyasası kendi elinde olduğu için kendi belirliyor.